Merhaba Akü TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Değerli bir konuğumuz var. Merkez Parti Genel Başkanı Lokman Akbaş. Hoş geldiniz Sayın Akbaş. Hoş bulduk Halil Bey. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bize zamanınızdan ayırdığınız için. Biliyorsunuz Türkiye'de merakla beklenen ve birçok kalemi de etkileyen asgari ücret açıklandı. 17.002 TL olarak. Bu ücretin alım gücü üzerindeki etkisi sizce ne olur? Vatandaşa nefes aldıracak bir rakam mı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yeni açıklanan 2024 asgari ücretini? Evet, şimdi burada bir nükte yapalım mı? Hani 17.002 lira olarak açıklandı. Evet. Vatandaş da bugün bana sordular, ya bu 2 lira ne oluyor? Ben de onlara şöyle bir cevap verdim. Dedim ki 2 lira asgari ücreti Sayın Bakan'la işveren temsilcisi ve işçi sendikası temsilcisi ekranda açıklama yaparken sonra da Cumhurbaşkanı'na mesela intikal edip Cumhurbaşkanı da açıklamayı yapıncaya kadar o 2 lira eridi gitti. Oraya kafanızı takmayın dedim. Şimdi 17 bin lira asgari ücret açıklandı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Fakat siz asgari ücreti bugünkü içinde bulunduğumuz enflasyon şartlarında nerede tutarsanız tutun, hangi kararı alırsanız alın, bunun enflasyon şartlarında belli bir süre sonunda eriyeceğini hepimiz biliyoruz. Asgari ücretten maksat insanımızın satın alma gücünün temin edilip edilmediğine yönelik olmalıdır. Yani siz asgari ücreti tespit ettiğiniz zaman bu ülkede enflasyonun makul seviyelerde olması gerekir ki alınan asgari ücretten o çalışan insan bir fayda sağlayabilsin. Aksi takdirde sizin çıkıp alayı vala ile ekranlarda şu kadar asgari ücreti şuraya çektik diye bir propaganda yapmanızın hiçbir realitede hiçbir sonucu yok. Dolayısıyla vatandaşımız bunu biliyor zaten, hissediyor, yaşıyor defalarca da. Netice itibarıyla mesela rakamlara boğmak istemiyorum ama asgari ücret açıklandığı andan itibaren Türkiye'deki mevcut enflasyonu göz önüne aldığınız zaman mesela Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye hanımefendi açıklama yapmışlardı. Dedi ki 2024 İkinci yarısında asgari ücret 24,025 olacak. Şimdi bunu kabaca 24 olarak hesap edelim. Eğer siz Hafize Hanım'ın dediği gibi %24 olarak ikinci yarı için hesap ederseniz 17 bin lira asgari ücretten hesap edin. Bunun her ay 550 lira eridiğini göreceksiniz asgari ücretin. Eğer bunu resmi şu andaki resmi enflasyon, yıllık enflasyondan hesap ederseniz %68'dir malumunuz resmi enflasyon. Bunu da siz ilgili rakamlarla çarpıp böldüğünüz zaman asgari ücretin her ay 963 TL eridiğini göreceksiniz. Eğer siz bu asgari ücreti ENAK, hani bağımsız akademisyenler vardır, onların araştırma grubu ENAK, Evet. enflasyon araştırma grubu diye. Onların yaptığı hesap üzerinden hesap ederseniz ki %120'ler civarındadır bu rakam. O zaman da her ay enflasyonun özür dilerim, asgari ücretin 1700 lira eridiğini göreceksiniz. Şunu söylemek istiyorum. Enflasyonun bu derece yüksek ve yakıcı olduğu bir ülkede asgari ücreti şu veya bu şekilde 17 bin lira açıklamak sadece insanlara geçici bir umut vermekten başka bir şey değil. Pansuman tedavisi diyeceğim ama pansuman tedavisi bile değil. Şimdi efendim, ne yapmanız lazım? Biz Merkez Parti olarak bu konularda önemli çalışmalar yapıyoruz. Önemli çalışmaların içerisindeyiz. Şimdi bir defa bizim görüşümüze göre siz bu memlekette eğer ekonomide makro dengeleri oturtamazsanız enflasyonu kontrol altına alamazsınız. Bugün enflasyonu kontrol altına almak diye
önümüze konulan çözüm sıkı para politikasından ibaret. Efendim sıkı para politikası ve akabinde maliye politikası. Şimdi maliye politikasında da sıkı bir maliye politikası uyguluyoruz diyorlar ama onu sadece söylemde söylüyorlar. Çünkü siz gerçeğe baktığınız zaman sıkı bir maliye politikasının olmadığını görüyorsunuz. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Siz sıkı maliye politikası uyguladığınız zaman bütçe rakamlarınızda özellikle tasarruf, devletin ve kamunun yapacağı tasarrufun hissedilir olması lazım. Şimdi bir tasarruf genelgesi yayınlamıştı Sayın Cumhurbaşkanı. O tasarruf genelgesinde deniliyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bu tasarruf genelgesinin dışındadır diyor. Zaten savurganlığın yapıldığı yerler orası yani. Savurganlık orada yapılıyor. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Eğer siz bu ülkede gerçekten ciddi manada bir tasarruf seferberliği ilan etmezseniz ve bu tasarruf seferberliğini de hayata geçirmezseniz sizin enflasyonla mücadele ettiğiniz sadece söylemde ve görüntüde kalır. Vatandaşa bir hayrı olmaz bunun. Şimdi vatandaşa şöyle bir ümit verilmeye çalışılıyor. Efendim biz bu birinci yarıda şöyle yapacağız 2024'ün. İkinci yarısında demin ifade ettiğim için %28'e falan düşecek. %24'e falan düşecek. Şimdi gene teknik kavramlara boğmak istemiyorum bizi izleyenlere ama 2024'ün ikinci yarısında Sayın Hafize Gaya Erkan'ın söylediği rakamlara düşmesi mümkün değil. Evet, baz etkisi dediğimiz biz iktisatçıların baz etkisi dediğimiz bir etkiyle belki 31-32'lere, bu benim kendi şahsi öngörüm yalnız, belki 31-32 rakamlarını belki görebiliriz ama sonra tekrar yeniden enflasyonun tırmanmaya başladığını hep beraber göreceğiz. Niçin bunu söylüyorum ben? Öncelikle baz etkisine küçük bir parantez açayım. Vatandaşımız anlayacağı şekilde şöyle söyleyeyim. Mesela geçen senenin bu ayına göre enflasyon atıyorum 100 birimdir. 2024'ün bu ayına göre enflasyon %80 birim ya 80 birime düşmüştür. %20 bir düşüş olmuştur. Biz buna baz etkisi diyoruz. Yani bu şöyle biraz halk tabiriyle de sizin önünüzden bir dere geçiyor. Bu dere ilkbaharda ve sonbaharda suyun debisi kabarıyor. Dereden su daha güçlü geliyor ama yaz aylarına doğru derenin suyu çekiliyor. Fakat sonbahara geldik mi derenin suyu tekrar kabarıyor. Yani enflasyondaki baz etkisi de böyle mevsimsel ve konjonktürel şartlar gereği biraz baz etkisi nedeniyle düştüğünü görebilirsiniz. Ama hastalık derinlerde olduğu için Türkiye'de makroekonomik dengeler oturmadığı için Türkiye'de çok tutarsız, bilimden uzak, realiteden uzak bir para politikası bugüne kadar takip edildiği için ve bu memlekette sosyal anlamda politikaların artık tahammül edilmez boyutlara ulaştığına hep beraber şahit olduğumuz için enflasyonu böyle pansuman tedbirlerle düşürmelerine imkan ve ihtimal yok. Tasarruf dedim ya bunun altını çiziyorum. Hatırlar mısınız? Bülent Arınç bir ara çıkmış şöyle bir açıklama yapmıştı. Bunların meclis başkanı ve yıllarca bakanlık yapmış üst düzey yöneticilerinden bir siyasetçi arkadaşımız. Biz eğer bu memlekette israfı durdurabilsek vatandaşlardan vergi almamıza ihtiyaç kalmayacak demişti. Kendi arkadaşlar açıklama yaptı bunu. Peki biz bugün ben buradan bizi izleyen vatandaşlarıma soruyorum. Biz bugün böyle bir tasarrufun herhangi bir emaresini görebiliyor muyuz? Böyle bir şey var mı? O kadar üzüldüm ki geçen gün bir mesele oldu. Bir gün önce belki sizler de denk gelmiş olabilirsiniz. Mecliste biliyorsunuz bütçe görüşmeleri vesilesiyle Evet. efendim, çalışmalar yapılıyor. Orada bir milletvekili arkadaş, şimdi adını hatırlayamayacağım. Sayın Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a şöyle bir soru yöneltti. Dedi ki Cumhurbaşkanlığı makamının kaç tane uçağı var?
Ya bir milletvekili bir soru önergesini ilgili makama yöneltirse bunu temsil ettiği halk adına soruyordur. Bunu Cevdet Yılmaz çok iyi bilir. Cevdet Bey gibi o Halim Selim görünen, o beyefendi görünen, o böyle kibar diye gördüğümüz, tanıdığımız ekranlardan Cumhurbaşkanlığı makamı, yardımcılığı makamına kadar gelmiş arkadaşımız nasıl bir cevap verdi dersiniz? Verdiği cevap şu: yeteri kadar. Yani Cumhurbaşkanlığı makamında yeteri kadar uçak varmış. Öyle bir gayri ciddilik olabilir mi? O soru önergesini veren arkadaşımızın şahsında onun temsil ettiği seçmenlere, yani o halka yapılmış çok büyük bir saygısızlıktır. Sayın Yılmaz'ı buradan önce Gazi Meclis'ten özür dilemeye, sonra da o halkımızdan, o seçmenlerden özür dilemeye davet ediyorum. Bu kadar, bu halkı bu kadar hakir görmeyin Allah aşkına. Yani bunlar hakikaten yakışmıyor. Dolayısıyla şimdi asgari ücret meselesinde esas olan vatandaşımıza satın alma gücü imkanının yaratılmasıdır. Bunun da ben enflasyonun düşürülmesine ve enflasyondaki makro dengelerin sağlanmasına bağlı olduğunu ifade etmeye çalıştım. Bugünkü yönetimin enflasyon mücadelesi, yani Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan ikilisi, iki arkadaşımızın bu konuyu üstlenmiş olduklarını görüyoruz. Cevdet Yılmaz'ın koordinatörlüğünde öyle anlıyoruz. Bu arkadaşlarımızın yaptıkları gayreti yadsımıyorum ama bu politikayla bu işin olması zor. Çünkü sebebine gelince, efendim, enflasyonla mücadelede öncelikle Halil Bey, piyasalara güven vermeniz lazım. Bakın, piyasalar güvenle hareket ederler. Piyasaların dinamikleri güvenle çalışır. Bugün bir Merkez Bankası Başkanı'nın, bir Hazine ve Maliye Bakanı'nın ağzından çıkacak bir söz, sarf edeceği bir cümle piyasalar tarafından çok hassasiyetle takip edilir ve bir hassasiyeti vardır. Dolayısıyla bu sorumluluk mevkisinde olan arkadaşlarımızın açıklamalarına, konuşmalarına, günlük hayatlarına fevkalade dikkat etmeleri ve özen göstermeleri gerekir. Çünkü bu ülkenin efendim çıkarının maliyetine tesir edecek bir pozisyondur. Dolayısıyla şimdi sadece faiz biliyorsunuz %8,5'tu. İşte emirle bir faizi indirdiler. O zaman faiz biliyorsunuz NAS'tı. O zaman bir inat politikası sürdürüldü. NAS'a yaslanarak bir inat politikasını sürdürdü Sayın Cumhurbaşkanı. Buna hepimiz şahit olduk. Sonra baktılar ki hayır, bu böyle yürümüyor. O aşağıladı, o hakaret ettiği, mandacı iktisatçılar dediği akademisyen arkadaşlarımızın iktisat biliminin ortaya koyduğu önerileri elinin tersiyle iten ve onlara böyle hakaretvari ifadeler kullanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu meselenin yürümeyeceğini gördüğü andan itibaren hemen oradan 180 derece bir dönüş yaptı hepimizin bildiği kadarıyla. Sonra bu bahsettiğim arkadaşlar bugün bildiğimiz gibi geldiler. Sonra heterodoks politikalardan ortodoks politikalara geçtik. Şimdi ortodoks politikalarla ekonomik politikalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Sadece ve sadece sıkı para politikası ve sıkı maliye politikasıyla enflasyonun düşürülmesi mümkün değildir. Ne yapmak lazım diye sorarsanız, bizim Merkez Parti olarak görüşümüz, daha doğrusu pozitif iktisat biliminin de ifade ettiği husus şu: öncelikle yapısal reformları hayata geçirmek lazım. Yani Türkiye'de bir hukuk reformunu, tam teşekküllü bir hukuk reformu, tam teşekküllü bir adalet reformu, tam teşekküllü bir, efendime söyleyeyim, kamu yönetimi reformu, tam teşekküllü bir eğitim reformu, tam teşekküllü bir tarım reformunu, sağlık reformunu hayata geçirmediğiniz takdirde sizin sadece sıkı para politikası ve maliye politikasıyla
bu meseleyi çözmeniz mümkün değil. Evet. Dolayısıyla hastalık burada. Ya Buyurun. şunu sormak istiyorum. Peki bu mevcut yüksek enflasyonda ve 17.000 TL ile vatandaş ne yapacak? Yani tabii siz Mehmet Şimşek'ten bahsettiniz. Kendisinin kamuoyuna da oldukça ses getiren bir açıklaması oldu. Kredi kartlarındaki taksitleri durdurmaya ilişkin. Yani tüketimi azaltarak, talebi azaltarak belli bir dengeleme olabilir mi? Yani sonuçta insanlar kredi kartlarıyla ay sonunu getirmeye çalışıyorlar. Ya da borçlarını tekrardan o karta aktarıp bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Yani ne olacak peki bu süreçte? Tabii biraz siz teknik anlattınız ama vatandaşın hali pür melali nasıl olacak önümüzdeki süreçte? Vatandaş, bunlar diyorlar ya, biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz diyorlar ya, sürekli onu tekrar ediyorlar. Evet. Hani şunu söylüyorum, gerçekten böyle mümkün olduğu kadar onların kullanmış olduğu saygısız ifadelerden kaçınmaya çalışıyorum ama insanın biraz hayası olması lazım. Yani vatandaşı ezdirmek nasıl olur acaba? Mesela siz emekli 7.500 liraya mahkum etmişsiniz. Ya emekli 7.500 liraya markete gidemiyor. Siz çıkıyorsunuz televizyon ekranlarına utanmadan, hiç sıkılmadan diyorsunuz ki biz emeklimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmiyoruz. Ben şunu hayretler ediyorum. Acaba bu vatandaşların ezmekten ve ezdirmekten anladıkları bir insanın üzerinden gelip de bir tırın geçmesinidir yani. Nasıl ezilecek? Yani şimdi bu ekonomik krizin başlangıç tarihi genelde ekonomistlerin ittifak ettiği 2018 yılının Ağustos ayı itibariyle başladı, kurlar itibariyle, kurların yükselmeye başlamasıyla. O günden bugüne memlekette ekonomik kriz vardır. 2018-2025, şey 23 özür dilerim. 5 senedir bu insanlar, ondan önce başka şeyler vardı ama 5 senedir dar gelirli ve asgari ücretli ve emekli inim inim inlemektedir. Siz bu durumda çıkıyorsunuz hiç haya etmeden televizyon ekranlarında diyorsunuz ki biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmiyoruz. Vatandaş neyle ne yapacak dediniz ya, vatandaş ezilmeye devam edecek. Vatandaş ezilmeye devam edecek. Bunlar da aynı pişkinliklerini televizyon ekranlarından tekrar etmeyi sürdürecekler. Bunlara destek olan, bunlara oy veren vatandaşlarımıza hasreten şunu ifade etmek istiyorum. Lütfen, lütfen ne olur. Bu memleketin gidişatına dur diyecek olan sizlersiniz. Sadece şunu sorun yahu, deyin ki arkadaş, sizler neden tuzu kurular olarak bu memleketin üst düzey yöneticileri, kaymak tabakası, tuzu kuruları, siz neden son derece ultra lüks bir hayat yaşarken biz neden kredi kartına taksitimizi elimizden alacaksınız da markete nasıl gideceğiz diye kara kara düşünüyoruz? Şunu bir sorun ya. Kredi kartı bugün insanımızın genelde, siz de bilirsiniz ki Halil Beyciğim, derin de ifade ettiniz. Artık markete gidip marketten gıda alışverişini yapabilecek, karnını doyurabilecek bir enstrüman haline geldi kredi kartı. İnsanlar ekmek Şimdi alıyorlar kredi kartıyla. elbette, elbette. Ben geçenlerde bir şeydeydim, marketteydim. Yani ekmek alındığını ve bir ekmek yanında da bir yoğurt alındığını ve kredi kartı uzatıldığını gördüm. Hep bildiğimiz şeyler. Şimdi insanların, eğer siz bu elindeki kredi kartının taksitini vesairesini orasını burasını da budamaya çalışırsanız, onu da elinden alırsanız, artık ondan sonra herhalde bilemiyorum, insanları tüketmekten alıkoyarsanız, karnınızı dahi doyurmakta siz yani yaşayacak kadar karnınızı doyurabilin derseniz, böyle bir şartı bu insanlara reva görürseniz, bilemiyorum ama belki ondan sonra bizim insanımızın onlara destek veren, daha doğrusu bugünkü iktidara destek olan, oy veren insanımızın acaba o zaman aklı başına gelir mi? Çok merak ediyorum. Evet. Ama ödenecek bedel çok ağır. Evet. Yazık, günah bu insanlara. Yani bunu zaten hiçbir zaman için çok özür dilerim. Bunu zaten demin ifade etmeye çalıştım. Gelir düzeyi yüksek olan,
eğitim düzeyi yüksek olan kuzu kurlar diye ifade ettim. O kesimin zaten enflasyondan falan etkilendiği yok ki. Enflasyon fakirin bir ülkede enflasyon fakirin başının belasıdır. Bir ülkede enflasyon dar gelirinin başının belasıdır. Sonra demin asgari ücret dediniz. Asgari ücret Halil Beyciğim. Eskiden belki siz çok gençsiniz. Yaşınız belki hatırlamayabilirsiniz. Benimle beraber yaşı müsait olanlar hatırlayacaklardır. Asgari ücret kanunu şimdi bakamadım o kanunu ama siz de vaktiniz olursa bakarsınız. Asgari ücret kanununun esas düzenleniş amacı çerçevesi şuydu. Bir bekar insanın 30 gün hayatını idame ettirebileceği en az ücret. Şimdi bugün asgari ücretle vatandaş ev geçindirmeye çalışıyor. Evet, genel bir ücret oldu. Değil mi? Genel bir ücret. Şimdi OECD ortalamasına bakıyorsunuz. OECD ortalamasında asgari ücretle çalışan veyahut da ILO kayıtlarına bakıyorsunuz mesela gelişmiş ülkelerde OECD'de asgari ücretle çalışan insan sayısı oralarda %8, %9 o civarlarda. Eski raporlardan aklımda kaldığı kadarıyla. Ama Türkiye'de resmi rakamlar, bakın resmi rakamlar asgari ücretle çalışan sayısının %48 olduğunu ifade ediyor Türkiye'de. Yani Ama aklımızın yanı şu. resmi olmayan reel gerçek rakamlara baktığımız zaman bu %68-70'lere kadar tırmanıyor. Asgari ücret demin çok güzel ifade ettiğiniz gibi artık bir genel ücret haline aldı. Bir de asgari ücret diğer ücretlerin de belirlenmesinde bir eşik, bir basamak rolü oynuyor şimdi. Yani mesela bir fabrikada asgari ücret şu kadarsa idari personel asgari ücretin şu kadar üzerinde sana zam yaptım diyor. O vatandaş sesini çıkaramıyor, boynunu büküyor. Halbuki o da asgari ücret kategorisinde çalışıyor. Çünkü 17 bin lira olan asgari ücretle memleketin genel durumuna baktığınız zaman açlık sınırı 16.453 lira, yoksulluk sınırı 46 bin lira. Şimdi vatandaşa asgari ücretin 2000 lira üzerinde bir zam yapmış idari personeline. Diyor ki ya ben sen asgari ücretin üzerinde zam yaptım daha ne istiyorsun diyor. Esasında kategorik olarak o vatandaş da asgari ücretten çalışıyor sayılır. Ve Evet. böyle bir durum. Doğru. Yakın ücretler, ya komşu ücretler. Komşu ücretler. Bravo. Evet. Bravo. Tabii şimdi biraz da siyaset konuşalım. Evet. Biliyorsunuz bütçe görüşmeleri sırasında siyaset de biraz daha böyle ısıtan, tansiyonu yükselten Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Hüdapar Partisi'nin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bir federasyonu da tartışmalıyız dedi. Gerekirse özellikle de konuşmalıyız dedi. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söyledi. Yani anayasa ortadayken dahi. Bunlar nasıl cüret edebiliyorlar? Bunlar Türkiye'nin üniter yapısı tartışılmalı mı? Ya da bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsun? Keza Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de o esnada genel kuruldaydı. Bu sözleri kendi kulağıyla da bizzat işitti. Ama sessiz kaldı. Diğer tarafta muhalefetin bir şehitlerle ilgili ortak bildiri atmamasına dair sokakta yürüyemeyeceksin derecesine adeta hedef göstericisine bir Türkiye'nin üniter yapısını hedef alan bu söylemlere sessiz kalıyor. Siz ne düşünüyorsunuz Lokman Bey? Partinizin bu konudaki görüşü nedir? Çok teşekkür ederim Halil Beyciğim. Şimdi biz Merkez Parti olarak eğer halkımız bize teveccüh gösterirlerse ben buradan sesleniyorum vatandaşlarıma. Merkez Parti'nin çok kıymetli, çok değerli ve hakikaten ülkemizin yetiştirdiği güzide şahsiyetlerden biri Genel Başkanımız. Efendim Profesör Doktor Abdurrahim Karslı. Abdurrahim Karslı Bey Türkiye'deki en önemli hukukçulardan birisi. Biz ülke olarak şöyle bir garabetimiz var. Biz bazı değerlerimizi kaybettikten sonra kıymetini anlıyoruz. Ben vatandaşlarıma buradan diyorum ki internete girin Profesör Doktor Abdurrahim Karslı diye yazın veya Merkez Parti diye yazın. Sayın Genel Başkanımızın konuşmalarını, videolarını, oradaki açıklamalarını bir okuyun, bir izleyin ve kendisini bir tanıyın. Sayın Genel Başkan bu memleketin yetiştirdiği çok değerli kıymetlerden birisidir. Bunu vatandaşlarımızın tanımalarını çok arzu ederim gerçekten. Dolayısıyla biz bu konularda
Sayın Genel Başkanımızla yaptığımız toplantılarda, istişarelerde, arkadaşlarımızla, yönetim kadrolarımızla yaptığımız çalışmalarda şunu çok ivedi olarak, acil olarak hissediyoruz. Türkiye'de siyasetin bugüne kadar olan ezberlerini çöpe atmak lazım. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de yapılan siyaset tarzıyla, yani muhalefetiyle iktidarıyla Halil Bey, işte geldiğimiz nokta hepimizin malum. Dolayısıyla siyasete yeni bir anlayış getirmek istiyoruz. Yeni bir haysiyet siyaseti, yeni bir ahlak siyaseti, yeni bir sorumluluk siyaseti tesis etmek istiyoruz. Bunun için de önce bir nezaket olması lazım. Önce siyasette bir ifade ve dilimizde bir şefkat olması lazım. Şimdi düşünün ki demin ifade ettiniz. Siz bir ülkede yaşıyorsunuz ve o ülkenin sorumluluk mevkisindesiniz veya sıradan bir vatandaşsınız. O ülkenin ana muhalefet partisini terörle özdeşleştiriyorsunuz. Bu ilk başta nedir biliyor musun? İktidarın ve Cumhur İttifakı'nın çok dile getirdiği en başta milliyetçiliğe ihanettir. Sonra dindar iktidarımızın dindarlığına, din anlayışına ihanettir. Kardeşim eğer bu memlekette ana muhalefet partisinin genel başkanı, hataları var, kusurları var, siyaseten yanlışları var, eleştirebiliriz. Bu başka. Ama bu kadar ağır bir töhmetle, bu kadar ağır bir suçlamayla siz eğer bunu halk huzurunda çıkıp da ifade ediyorsanız, o zaman bu memleket kurum ve kurallarıyla çökmüştür. Size sorarlar derler ki ama ana muhalefet partisi genel başkanınız terörle irtibatlı ya da iltisaklı ya da bilmem destek veriyor falan filan. Eğer bu pozisyondaysa o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum siz bu ülkeyi nasıl yönetiyorsunuz? Sayın Devlet Bahçeli'ye soruyorum siz hangi birlik beraberlikten hangi milliyetçilikten bahsedersiniz? Sizin milliyetçilik anlayışınızda bu ülkenin siyasi partilerinin birer şerefli, onurlu birer kurum olmaları icap etmez mi? Sizin milliyetçilik anlayışınızda devlet kurumları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları haysiyetle, onurla, şerefle bu memlekete hizmet etmek zorunda değil midir? Eğer devletin kurumları, devletin siyasi partileri, bir siyasi parti bir yanlış politika izleyebilir, yanlış bir şey yapabilir. O zaman da bu ülkedeki bağımsız ve tarafsız yargı, hukuk gelir onun hesabını sorar. Bu başka. Ama siz eğer memleketin ana muhalefet partisini terörle özdeş gösteriyorsanız siz bu memlekete en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Ve dışarıdan birisi baktığı zaman demek ki bu teröristlerin herhalde haklı bir tarafları var ki şöyle de bakabilir. Koskoca ana muhalefet partileri bile bunlara destek oluyor. Değil verir yani. Deme hakkını görür kendisi. Nitekim diyorlar ya, Batı'ya gittiğiniz zaman diyorlar ya, işte özgürlük savaşı verenler var, efendime söyleyeyim bağımsızlık savaşı veriyor diyorlar ya, işte bu sözler hepsi, ya Batı da bunu bize niye söylüyorlar? Bizim buradaki siyasetçilerimizin sorumsuz açıklamalarını mesnet edinerek bunu bize söylüyorlar Batılılar. Dolayısıyla biz Merkez Parti olarak öncelikle siyaset anlayışını değiştirmek istiyoruz. Nasıl değiştireceksiniz? Efendim, gerçekler üzerinden, realiteler üzerinden siyaset yaparak. Memleketin gerçekleri ortada. Dedi ki kurumlar çökmüş. Bu ülkenin kurumlarına güven kalmamış Halil Bey. Çıkın sokakta siz gazetecisiniz. Çıkın bir sokak röportajı yapın. Göreceksiniz bunu görüyoruz. Kurumlar çökmüş. Siyasetin itibarı diye bir şey kalmamış. Kimse siyasetçiye güvenmiyor. Hukuk yok. Demokrasi dediğiniz hiçbir şekilde sadece seçimlerin şeklen yapılmasından ibaret hale gelmiş. Demokrasinin pek çok unsuru var. Bunu sizinle kısmet olursa başka programlarda konuşuruz Tabii inşallah. memnuniyetle. Evet. Şimdi evrensel ölçekte hiçbir değerlerden bu ülkede herhangi bir emareye rastlamak mümkün değil. Yani Merkez Parti diyor ki biz diyoruz ki artık kısır siyasi çekişmelerden, siyasi kavgalardan, halkımızı dindar, dinsiz,
layık olmayan, etnisiteden şu mezhepten bu mezhepten, efendim filan ideolojiden falan ideolojiden, bu tartışmalardan, bu kavgalardan çıkaralım. Biz memleketin, milletin gerçek sorunları nelerse insanımızın sorununa sahip çıkalım. İnsanımızın sorunu, işte bugün söyledik az önce, enflasyon. Evvela bu soruna sahip çıkmamız lazım. Yolsuzluklar, buna sahip, bunu çözmemiz lazım. Efendim, iyi bir kamu yönetimi, bunu yapmamız lazım. Üretim ekonomisi, bunu başarmamız lazım. Tarıma destek, gıda enflasyonu, efendim sağlık sorunlarının, sağlık sektöründeki yapılacak çalışmalar, efendim memleketin eğitim meselesi var ki çok önemlidir. Bakın, bir ülkeyi kalkındırabilecek olan eğitilmiş insan gücüdür Halil Bey. Eğer siz eğitilmiş insan gücünüz yoksa o memleketin kalkınması mümkün değildir. Bakın, eğer sizin bu, hani bize bazen diyorlar ya, şurada efendim doğalgaz bulduk, burada bilmem şunu bulduk, burada, özellikle seçim öncesi gene başlar herhalde, bilmiyorum. Bu ara haber gelmedi ama seçimler yaklaştıkça bir yerden bir doğalgaz çıkar herhalde ya da Muhtemelen. başka bir şey. Evet. Şimdi efendim, sizin yeraltı kaynaklarınız, efendim doğalgazla, petrolle rezervleriniz dolu olsa ve siz bunları bulsanız ne değişir eğitimli insan gücünüz yoksa sizin? İşte bakın, petrol üzerinde oturan ülkeler var değil mi? Bakıyoruz Orta Doğu ülkelerine. Diğer Doğu bloku ülkelerine bakıyoruz. Doğalgazın üzerinde oturan ülkeler var. Ama bir gram huzurları var mı? Görmüyoruz. Veyahut da ülkede ne kadar, ya dünyada ne kadar bir söz sahibi olabildiklerini hep beraber şahit oluyoruz. Demek ki eğitimli insan gücünüz yoksa sizin bu dünyada çok, yani dünya ölçeğinde çok fazla bir kıymet harbiyeniz yok. Öyleyse evrensel ölçekte bir siyaset anlayışını tesis etmek lazım. O şudur: din üzerinden değil, efendim etnisite üzerinden, ırk üzerinden değil, İdeolojiler üzerinden değil, tarihi şahsiyetler üzerinden değil. Biz de biliyorsunuz, bir tarafta bakarsınız ki Abdülhamitçiler vardır, öbür tarafta Atatürkçüler ayağa kalkarlar. Yani bu kavgalarla bizim kaybettiğimiz enerji, bizim kaybettiğimiz imkan, bizim kaybettiğimiz fırsatlar, inanın bu memleketi bu hale getirdi. Bunları kaldırıp bir kenara koyacağız. Demin dedim ya, siyasetin ezberlerini çöpe atmak lazımdır diye. Evet. Biz evrensel değerler üzerinden siyaset tesis etmek istiyoruz. Nedir bu evrensel değerler dediğimiz zaman? En başta hukuk. Hukuku başa koyuyoruz. Yani bu memlekette Ahmet Ağa'nın hukukuyla Cumhurbaşkanı'nın hukuku kanun karşısında eşit olmadıkça bu memlekette kimse mutlu olamaz Halil Bey. Hukuk diyoruz, adalet diyoruz, eşitlik diyoruz, devlette şeffaflık diyoruz, liyakat diyoruz. Bunlar evrensel değer. Evet. Eğer biz bu değerleri ciddi olarak ele alıp da bunları proje haline getirerek, bunu uygulama safhasına taşıdığımız andan itibaren ve bunu halkımızla, aziz milletimizle paylaştığımız andan itibaren çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Ama burada samimiyet çok önemli. Bakın, samimiyet çok önemli. Şimdi geçen gün ben Ankara'da bir toplantıya katıldım. Tam Demokrasi Platformu diye, Tam Demokrasi Vakfı'nın toplantısına. Orada Kemal Bey konuştu, Ahmet Bey konuştu. Ahmet Davutoğlu şöyle dedi, çok dikkatimi çekti: ben dedi siyasi etik yasası için kanun taslağı hazırladım, çıkardım. Buna karşı çıktıkları için beni partiden uzaklaştırdılar. Sorarlar adama, Sayın Başbakan niye dik durmadınız? Niye ısrar etmediniz? Siz ayrılırken de açıklaması var kendisinde: ben sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanıma ve liderime bağlıyım diye açıklaması var. Ama bugün baktım ki tam tersini söylüyor o kürsüde. Şimdi burada inandırıcı olmak, samimi olmak çok önemli. Samimi olmak şudur, ilkeli olmaktır. Yani yaptıklarınızla söylediklerinizin tutarlı olmasıdır. İşte Devlet Bey'in ölü uykusuna yatması gibi değil yani. Orada demin dediniz ya, Zekeriya Yapıcıoğlu federasyondan bahsediyor. Evet. Federatif bir yapıdan bahsediyor ama efendime söyleyeyim mi, her konuda açıklama yapan, her konuda kürsülerden hançeresini yırtarcasına feryadı figan eden Devlet Bey ölü uykusunda, hiçbir açıklama yapmıyor. Yapamaz. Çünkü aynı ittifakın içindeler. Evet. Peki memleketin çıkarı nerede? Memleketin menfaati nerede?
Canım yani biz seçimi kazanalım da memleketin menfaatini sonra düşünürüz. Böyle hiç de düşündüklerini de görmüyoruz gerçi, ayrı bir mesele. Şimdi dolayısıyla bu ülkede öncelikle evrensel değerler üzerinden siyaset yapmanın elzem olduğunu halkımıza anlatmamız lazım. Bakın din üzerinden siyaset yapanlar, buradan söylüyorum, dine en büyük kötülüğü yapanlardır. Evet. Milliyetçilik üzerinden siyaset yapanlar, milliyetçiliğin arkasına suçlarını ve kabahatlerini gizleyenlerdir. Tarihi şahsiyetler üzerinden siyaset yapanlar, o tarihi şahsiyetleri kendi çıkarları için kullananlardır. İdeolojiler üzerinden siyaset yapanlar, kendi ideolojik gettoları içerisinde başka insanlara haksızlık ve hukuksuzluk yapmaktan imtina etmeyenlerdir. Lokman Bey, çok Bundan teşekkür ederim. kurtulmamız lazım. Değerli görüş ve fikirleriniz için. Ben teşekkür ederim.